Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Risale-i Nur okumalarımıza devam ediyoruz. Onda da 7. sözdeyiz. 7. sözü okuyoruz. 7. sözde artık bir hayli ilerledik. Sonuna yaklaştık. Fakat tabi adetimiz üzere yine baştan oraya kadar okuyalım. Kaldığımız yere kadar konuşacağımız, asıl üzerinde duracağımız, hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağımız yere kadar okuyalım. Ondan sonra inşallah yine kabımızı Cenab-ı Hakk'ın dergahına uzatalım. O kapıyı elini uzatan, kabını uzatan boş dönmüyor inşallah. 7. söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bugün Twitter'da da paylaştım onu. Yani sayfasının görüntüsünü. Bir tane Marksist filozof. Galiba Polonya asıllıydı. Ama Amerika'da yaşıyor. Adam diyor ki, yani bunu kabul etmek lazım diyor. Bizim dinin yerine koyacak hiçbir şeyimiz yok. Bu seküler bilimler, ilimler, teknolojiler falan diyor. Bunlar o tarafa doğru. Yani dinin doyurduğu İhtiyaçlara yönelik hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Yani biz şu an bu dünyada bu dünyanın ilimleriyle uğraşıyoruz diyor. Bizim uğraştığımız şeylerin din için söyleyeceği bir şey yoktu. Yani dinin alanıyla ilgili. Adam ontolojik bir çıkarım yapmış yani. Mahiyete yönelik bir çıkarım yapmış. Gayet de mantıklı. Yani bizim diyor dinin konuştuğu alanla ilgili bir sözümüz yok ki diyor yani. Oraya yönelik bir bilgi üretmiyoruz ki. O yüzden diyor dinin boşluğunu dolduramayız diyor. Din yok olmaz. Din bitmez. Tanrı ölmez diyor. Nietzsche'nin şeyine yani eleştiri yapıyor. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Ha diyor belki şekli değişir, kıvamı değişir ama diyor din ihtiyacı insanlıkta kalır diyor. Çünkü bu yapısal bir şey. İnsan içinde bu yapısal bir şey diyor yani. O boşluk tehlikeli bir boşluk diyor. Dinden kalan boşluk. Adam Marksist, kendisi inançsız. Ama bunu söylüyor. Gel gelelim biz işte yerli insanlara, annesi, babası, dedesi Müslüman olan insanlara bazen bunları anlatamıyoruz. Neyse. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı. Ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinden Hızır gibi hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan
bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Sait dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Dediğim gibi bakınız, Üstad Hazretleri bu bir parça tecrübe bahsini niye buraya dahil etmiş? Aslında o alıntı yaptığım, o bilgiler kitabı, alıntı yaptığım kitabın ismi Bilgiler Kitabı, yani bahsettiğim başta. O Marksist filozoftan bahsetmiştim ya. Onun ifadelerinin geçtiği kitap Bilgiler Kitabı diye bir kitap. Çağımızın işte büyük düşünürleriyle söyleşiler alt başlığı, öyle bir başlık yani, o da benzer bir şey. Orada başka düşünürler de vardı. Mesela Nadine Goldimer galiba ismi, yanlış kalmadıysa aklımda. O da bir yazar. O kadın da aynısını söylüyor. Dinin oluşturacağı boşluktan diyor şey çıkar. Otoriterlik bir, anarşi iki, bir de diyor aşırılık çıkar diyor. Yani din hayattan çekilirse böyle olur diyor. Daha önlerde başka birisi de şöyle diyordu mesela. Eğer diyor devlet dini sahiplenmezse diyor, dindarlar nasıl diyeyim size, güce şey yapar diyor, temayül gösterir. Neden? Çünkü diyor devlette olduğu zaman dindarın diyor şeyle işi kalmaz. Güçle işi kalmaz diyor. Yani toplum, devletin dini misyonu yüklenmesi diyor toplumu rahatlatıcı bir şey görür diyor, görev görür diyor. Belki onları önümüzdeki günlerde kitaptan bizzat okuyabilirim yani. Şimdi aklıma geldi, paylaştım. Kitap yanımda değil, kitap karşıda duruyor. Kalkmak da istemiyorum. Belki onları kitaptan da paylaşırım sizle. Ama şu kısmı, evet. Bak, o bir parçayı herkes kabul ediyor. Yine bundan yıllar önce bir kitabın editörlüğünü yapmıştım. Emekli albaydı galiba yazarı ya da binbaşı. İşte o 28 Şubat sürecinde orduda yaşananları anlatıyor, hatıralarını anlatıyor. Yine bir nur talebesi abimiz yani, ismi aklımda kalmadı. O mesela komutanı ona dermiş ki ya din lazım da az lazım, çok lazım değil. Niye? Diyormuş yani ordu savaşa gittiği zaman din çok iyi oluyor yani. Allahu Ekber işte din için, Allah için, peygamber için, Kur'an için deyince diyor asker çok iyi motive oluyor. Adam kendisi bakınız dinsiz, Allah'a peygamber inanmıyor ama diyor azıcık lazım diyor. Niye? Orduyu diyor iyi motive ediyor diyor falan. Ki biliyorsunuz 80 darbesini yapanlar din dersi koydurdular. Niye? Ya din olmayınca millet çok anarşiye gidiyor. Solculuk çok artıyor. O da anarşi doğuruyor diye. 80 darbesinden sonra darbecilerin şöyle dinle diyanetle çok fazla ilgileri olmamasına rağmen koydurdular din dersi. Ha, o din dersinde bir iş yok ama adamlar bile ihtiyaç hissetti. Din olmadığı zaman toplumun mayası bozuluyor. Hele bu Darül İslam ülkesinin, Türkiye gibi bir yerin. Kaç türlü millet var burada. O bizi birleştiren öğeyi zayıflattığın zaman toplum dağılmaya başlıyor. Sosyologlar da böyle diyor, psikologlar da böyle diyor. Irvin Yalom kitabında bundan bahsediyor. Nietzsche ağladığında da mıydı? Başka bir isim de olabilir. Tam aklımda değil. Onun birkaç kitabını okudum çünkü karıştırıyor olabilirim. Adam dindar bir şeyi varmış, hastası. Ya diyor dinle ilgili tesellileri adama yetiyordu diyor mesela. Diğer hastalarından daha iyi görmüş onun durumunu. Diyor psikolojide şöyle bir şey vardır diyor. Eğer yerine bir şey koyamıyorsan adamın elindeki teselliyi almayacaksın. Ben diyor normalde kendisi inançlı bir adam değil Irvin Yalom. Hani Yahudi asıllı ama onda da pek inançlı değil. Diyor ki hani ben inançlı biri değilim. Söyledikleri de bana göre değil. Aslında katılmıyorum onun benimle konuşurken söylediklerine. Ama diyor elinden almadım çünkü onu iyileştiriyor. Hastası dindarmış. Bunun gibi hani işte İslam'ın hayatımıza dahil ettiği bütün faydalı şeyler. Bakıyorsunuz siyasetçisi de onu söylüyor. Atıyorum doktoru da onu söylüyor. Sosyoloğu da onu söylüyor. İdarecisi de onu söylüyor. Görüyorsunuz ki herkes bir parçasını tecrübe etmiş ve bir parçasından razı. Asıl mevzu o bütünü alalım mı almayalım mı? Tartışmalar hep onda çıkıyor. Yani şuraya kadar diyor İslam tamam diyor. Olsun tabii diyor yani.
ezan falan işte camiler ama diyor çok da böyle şey yapmasın, hani sokağa çıkmasın İslam diyor. Camide yaşansın, evde yaşansın, sokağa çıkmasın. Kimisi öyle diyor mesela. Niye? Parçasını tecrübe etmişsin, faydasını görmüşsün, lazım diyorsun. Niye bütününü almıyorsun? Bu bir tutarsızlık değil mi? Sanki yani Üstad Hazretleri'nin burada, bunu da dün düşündüm yani üzerine kafa yorarken aklıma geldi. Ya burayı niye böyle özellikle belirtiyor? Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti falan. Bu bahse ne gerek var diye düşünürken aklıma böyle bir şey geldi. Herkes bir parçasından razı İslam'ın. Ya da şöyle söyleyelim, herkes çapınca İslam'ın bir cevherini fark ediyor. Bir nuruna uyanıyor. Bir ıslahını anlıyor. Bir ilacından nemalanıyor, şifalanıyor. Ama bütününe dair ondan çıkarım yapamıyor. Parçada elmaslığı görüp hazineye emniyet edemiyor. Tevekkül bahsi de burada gene hikmetli bir yere oturuyor. Tevekkül nedir? Biz şeriatın hikmetini anladığımız yerleri var, anlamadığımız yerleri var. Anladığımız kısımdan biliyoruz ki anlamadıklarımızda da bir cevher var. Cenab-ı Hak hakim, hakim olduğunu çıkardığımız yerler var. Okuyamadığımız, bizim kapasitesizliğimizden, daha oraların bize açılmamasından, yeterince mesai sarf etmememizden açılmayan yerler var. Biz diyoruz ki buralarda böylesi, oralarda da böyledir. Bütününde de böyle deyip tevekkül ediyoruz. Modernizm, reformizm, bu İslam'da değişim yapmak lazım, protestanlığa falan dönmek lazım gibi düşünenler ne diyor? Onlar da kesmek için bakıyorlar böyle kıt kıt kıt. Bak şurası çok şey değil falan. Bak burası eşitliğe uymuyor falan. Çık. Bak burada işte erkeğe iki kız hissesi vardı. Hiç eşit oluyor mu? Hiç feminizme uyuyor mu? Çık, keselim bunu falan. Diye kırpa kırpa ne tavuk ne deve, ya pardon ne kuş ne deve, öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar yani. Her neyse, burada fazla oyalandık. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Herkes mutlaka hayatında bir parçasının, bir hakikatinin, bir ışığının doğruluğunu görüyor arkadaşlar. Tadıyor herkes. Hepimiz yoklayalım yani kendimizi. Hatta işte bu derse misafir olan varsa ateist, deist, bilmem başka şeylerden, itikatlardan insanlar, ya onlar da bir yoklasınlar. İslam'ın ya şu su çok iyi gerçekten, bu su çok iyi gerçekten dedikleri yerler var. Bir parça tecrübe etti hepsi. Biliyorlar yani. Evet. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Pardon. Şu üstteki cümle sanki bugünün medya dünyasını anlatıyor değil mi arkadaşlar? Gel gel beraber işret edip keyif edelim. Eğlence programları 1. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Diziler, güzellik yarışmaları falan filan. Altını siz doldurun. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Klipler, şarkı programları falan vesaire. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Gezelim, yiyelim bilmem ne. Gurme programları. Yemekteyiz falan filan. Bak hepsi doluyor. Yani mutlaka hayatta bir karşılıklar var. Neden? Bunlar zaten insanın kuvvelerinin şeyi. Kuvve-i gadabiye, aslında kuvve-i gadabiye yok da burada. Kuvve-i şehviye var. Kuvve-i şehviyenin de alt dalları var. Ne mesela? Yemek. Ne mesela? İşte harama bakmak. Helali de olur onun ama helali ne olur yani? Veya başka kolları. Bunlar aslında kuvve-i şehviyenin alt dalları yani. Üstad diyor böyle böyle çeşitlerle geliyor şehviye dalında. Bugün medyada aynı çeşitlerle yine geliyor üstümüze. O bir tane şey fıkrası var. Orhan Pamuk'a Temel gelmiş. Ya demiş ben bir kitap yazmak istiyorum, çok satsın istiyorum. Ne yapayım demiş. Orhan Pamuk demiş işte ona. İçinde demiş gizem olacak bir. Din olacak 2, bir de mutlaka demiş böyle cinsellik falan mutlaka olacak demiş 3.
temel gitmiş. İşte bir roman yazmış gelmiş. İşte Matilda kocasını niye aldattı? Romanın ismi bu. Orhan Pamuk demiş. İşte Fıkra demiş tamam. Neden aldattı falan işte cinsellik şeyi var demiş. Tamam bu bundan tutar. Neden aldattı falan diyorsun bir gizem de var ama demiş din yok bunda. Din katmamışsın buna. Temel tekrar gitmiş. Bir 3 ay sonra tekrar gelmiş. Kitabın başlığı şu. Allah Allah Matilda kocasını niye aldattı? Gibi. Medeniyet de biliyor yani. İnsanda ne gider? Neden tutarsam bu insanı gemlerim kendime çekerim. Bunun öncesi işte Kuvve-i Şeheviye. Şimdi bir de şey çıktı. İşte bu din kokulu mevzular. Hatta ben Twitter'da bundan linç de yedim. Takip edenler bilirler. O bir dizi vardı. Karakterlerinin bir kısmı başörtülüydü. Dizinin ismi aklıma gelmedi şimdi. Şeyde ya. Netflix'te miydi o dizi? Blue TV'de miydi? Vallahi ismi de aklıma gelmedi. Ben o diziyi eleştirdim. Dedim ki yani böyle din kokulu mevzulara girildiği zaman genelde dedim bizim gençlerimiz kapılıp gidiyor, savruluyor yani. Biz adam kaybediyoruz. Bunlara çok kapılmayalım gibisinden. Vay sen nasıl öyle dersin? Sen bizim işte sorunlarımızı inkar ediyorsun falan filan. O şimdi ismini söylemeyeyim o arkadaşın. Onunla şeyiyle, teşvikiyle bana linç etmeye çalıştılar da ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamadılar. Kimin umurunda onların linçleri? Bu Orhan Pamuk'un fıkrasının öyle bir hakkı var yani. Şimdi biraz da din kokulları başladı bu işin. Ama içinde yine tahrif var yani. Bizi bozmak var, dağıtmak var. Çünkü hitap ettiği şey dünya. Dünyevi yanlarımız. Hey arkadaş gel gel. Beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual. Ha ha. Nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual, ha şu 5 nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım. Der, her bir desiseyle onu iknaa çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Hangimiz aldanmıyoruz ki? Bunu kabul etmek, bunun var olduğunu üstlenmek demek lazım buna, sorumluluğunu almak yani. Tedavinin de başladığı nokta. Aldanabiliyoruz. O zaman dikkatli olmamız lazım, kollamamız lazım. Hem kendimizi hem dışarıyı. İçimizi de dışımızı da. Yani büsbütün bir emniyet içinde kendimize karşı yaşamamalıyız. Dışımıza karşı da büsbütün bir emniyet içinde yaşamamalıyız. Bu açıdan insanlar aldatıcı olabilir, biz de aldanabiliriz. Her ikisi de mümkün. Bunu acizi bütünleyen bir şey olarak da görüyorum ben. İnsan bunu kabul ettiği zaman acizi kemalini buluyor. Acizinin kemalini kabul ediyor yani. Aldanıyorum ya, o kadar da zeki değilim. O kadar da uyanık değilim. Kârımı zararımı karıştırdığım dönemler oluyor. Ki bunu kabulle de şeriat zaten hayatımıza dahil oluyor. Biz haramları, helalleri her ne kadar bunun o kadar detayında, şuurunda olmasak da biliyoruz ki o helallerin, haramların tayini bizim zihnimizin karıştığı yerlerde berraklaştırmak için. Şimdi ademi görünen her şey şerdir, vücudu görünen her şey hayırdır. Böyle değil alemde. Evet, öz itibariyle şer ademidir, hayır da vücududur. Yani hayırda varlıksallık vardır, varlığın devamı vardır. Şerde de varlığın yıkımı vardır. Ama bazen onların suretleri karışıyor. Mesela zekat zahirde malımızı eksiltiyor. Yılda bir kere 40'ta bir elden çıkıyor. Mesul olanlar için, mükellef olanlar için söylüyorum. Ama onun o ademiliği aslında vücudilik. Zahiren ademi gözüküyor, aslında vücudi.
Bunu kim bize söylüyor? Şeriat. Zekatını verdiğin zaman sen hem malındaki haramdan kurtuluyorsun, hem malınla ilişkin düzeliyor, emanetçi şeyine tekrar dönüyorsun, mülk benim değil, mülk algın düzeliyor yani. Varlıkla kurduğun o da benim, bu da benim, şu da benim algısı değişiyor, düzeliyor. Ben emanetçiyim ayarına çekiliyorsun. Çünkü isteniyor, veriyorsun, direnemiyorsun. Direnmeye hakkın yok yani, kafanda bunu oturtuyorsun. Üç, o zekatın, biliyorsunuz hadis-i şerif de var, zekat köprüdür. Ümmetin köprüsüdür. Fakirle zengin arasında, akrabalar arasında, mahalle sakinler arasında en yakından başlanır zekat vermeye. Bu sayede toplum birbirine yaslanır. Birbirini kıskanmaz. Birbirine dua eder. Birbiriyle selamlaşır. Ama zahiren ademi gözüküyordu. Sonucu ne oldu? Vücudilik oldu. Veya tam tersi, zahiren vücudi görür ama aslında ademidir. O da faiz mesela, konuşalım. Faiz zahiren vücudi değil mi? Malımız artıyor. Oo, bir de işte iyi bir oran varsa orada durdukça mal artıyor falan. İyi de bir para yatırmışsanız. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Onda hayır yok. Haram o. Ne kadar yükseliyor gözükürse gözüksün. O malın bereketini kaçırıyor. Toplumun da bereketini kaçırıyor. Devletin de bereketini kaçırıyor. Kumar da öyle, diğer şeyler de öyle hakeza. İşte bu surette bizim karıştırmalarımız var, aldanmalarımız var, aldatılmalarımız var. Burada biz AB teşhis edemiyoruz. Akıl her işi çözemiyor. Heh, en özünde buraya gelelim. İnsan aklı her işi çözemiyor. Bazen sureti aşamıyor, bazen bir iki hamle ilerisini görebiliyor. En iyi satranç ustası ne diyorlar? İşte kaç, 17 hamle ilerisini görürmüş veya atıyorum. Öyle bir şey aklımda kalmış, bir yerde okumuştum. Ama 17 hamleden değil, 18-19 hamleden sonra belki asıl vücudunu gösterecek bir şeyler var. Orayı göremiyorsun sen. Aldanıyorsun, aldatılabiliyorsun. O zaman işte tevekkül gerekli oluyor. Helal haram tayininin daha üstten, üst derken bunu mekan anlamında söylemiyorum, yücelik, kuşatıcılık, muhit olma anlamında. Cenab-ı Hak bütün eşyaya muhittir, hepsini kuşatmıştır. Hakikati elbette o bilir, ezelden bakıyor. Dün, bugün, yarın hepsini bir görür, birden görür, bir manzara âlâdan bakıyor varlığa. Biz zaman içinde yaşıyoruz olayları. Öyle bir yerden görüp hakkı tayin eden elbette bizim tayinimizden daha çok isabet etmiştir diyoruz. Bu makul, çünkü böyle olması lazım. O yüzden biz şeriatla amel ediyoruz. Kendi irademizi terk edip malımızı Allah'a satıyoruz. Altıncı söze atıf yapalım. Oradaki ayete atıf yapalım. Tevbe suresinin 111. ayetiydi. Müminler canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek suretiyle Allah'a satmışlar. Ayet bize bunu anlatıyor. Satma öyle gerçekleşiyor. Kendi sınırlılığımızı kabulle. Bunu kabul etmediğimizde de bu sefer işte o Allah'ın dinini kesenler ortaya çıkıyor. Reform lazım canım. Bu zamanda böyle şey mi olur? Kıt 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 kıt. Ya işte faiz haram deniyor. Ya bu çağda faizsiz ekonomi mi olur? Kıt 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 kıt. Yani dini kuşa çeviriyorlar böyle. Kanatları kesiyorlar, ibiğini kesiyorlar, ayaklarını kesiyorlar. Ne kadar kalırsa din. Ondan da sonra birazcık daha kesiyorlar. Birisi tam budunu kesiyor, öteki birazcık az kesiyor. Herkes de başka bir din. Yaşar Nuri Öztürk derdi ki işte namaz 3 vakittir. Edip Yüksel diyor ki yok ya, namaz aslında böyle arkadaşının kolundayken bile kılabileceğin bir şeydir. Gezerken duadır diyor namaz sadece falan. Başkasına diyorsun, o başka da bir şeye çevirmiş namazı. Modernistlerin elinde oyuncak din. Yani, ya peygamber, ya bu peygamberlik ilanı gibi bir şey ya. Hani yeni bir din ihdas ediyorlar sanki. Neyse, o mevzuya girmeyelim. Evet, birden sağ cihetinden rad gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki daracını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de gel keyfedelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsin. Bil ki
O biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm, zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer, bir uzun seferi imtihandır. İmtihan yolculuğu, seferi imtihan. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musaharat ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Neden her şey değişiyor? Neden her şey fani? Cevabı burada. Güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür, Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emri kün feyeküne malik bir sultan-ı cihana acz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminan-ı kalple Rabb-i Rahim'ine itimat eder. Bediüzzaman Hazretleri'nin 13. sözde söylediği bir şey var. Ayetlerin birbirine yıldızlar gibi baktığı. Böyle nasıl diyelim, bir yüzey gibi değil de, mesela yüzeyde bir ahenk var diyeyim, şiir gibi mesela. Şiirin siyak sibakıyla bir ilgisi olur. Normal bir şeyin, o vezinden dolayı, veznin öncesi sonrasıyla bir ilgisi olur. Altlara doğru belki o kafiyenin şekli, veznin şekli falan değişebilir. Ama diyor Kur'an'daki ayetler uzaydaki yıldızlar gibi. Hepsinin birbirine bakan bir şeyi var. Dengede yeri var. Mesela Üstad Hazretleri o yüzden bir tefsir içinde bazen bakıyorsunuz bir o ayet, atıyorum Yasin suresi burada öyle mesela. Birisi kün feyekün Yasin suresinin 82. ayetinden bir ifade ol der oluverir. Bir tanesi Bakara suresinin 156. sayfasından 156. ayetinden. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Senden geldik yine sana döneriz. Allah'tan geldik yine Allah'a döneriz manası yani. Yani o nerede, o nerede? Normalde onunla onun bir bağ varmış gibi gelmemesi normalde yüzeyden bakan bir insan için. Bu öncesiyle sonrasıyla ilgilidir gibi gelir. Ama Üstad Hazretleri tefsirinde böyle düşünüyor yani. Onunla bunun, onun, şunun, onun, ben hepsi birbirine bakıyorlar. Doğru açıyı yakalarsan hepsinin birbiriyle arasındaki ilgileri görebiliyorsun. Bir Kur'an, bin Kur'an, yüz bin Kur'an, bir milyon Kur'an oluyor bu bakışla. Ayetlerin o ilgisi, o şeyi hakikatler üzerinden, manalar üzerinden farklı kombinasyonla düzeliyor. TV111'de ben bunu bir sunumda, bir elf sunumunda anlatmaya çalışmıştım. Oraya havale edeyim meraklılarını. Yani Kur'an'ı Bediüzzaman Hazretleri nasıl görüyor? 13. söz üzerinden orada anlatmaya çalışmıştım. Vallahi ismi de aklıma gelmiyor sunumun. Şimdi aklıma gelseydi onu söylerdim. Ama zaten benim iki tane sunumum var galiba Elfi'de. Onlardan birisi bununla ilgiliydi.
inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalple Rabb-i Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah acizden mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet, havfta yani korkuda lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Bakınız, aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Biz Allah'a sığınırken ne yapıyoruz? İşte bu. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayı tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aczle sığınmışlar. Aczi ve havfu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Bu şimdi aklıma geldi. Aslında bu bahis evzu sırrı. Biz neden Kur'an okumaya veya hayırlı bir işe başlarken evzu billahi mineşşeytanirracim, hani taşlanıp kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz? Demek ki burada bir idrak ilanı var. Bilebilirsek. Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Evzuyu çekiyoruz çünkü insan aldanır. Bakın o şuraya da bağlandık. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Bakın nereye geldik oradan? Evzu bir itiraf oldu. Evzu billahi mineşşeytanirracim diyen insan neyi kabullenmiş oluyor? Kendine ne mesaj vermiş oluyor? Ben aldanabiliyorum. Benim yardıma ihtiyacım var. Yardım almam lazım. Evzuyu çeken insan hemen onu kabullenmiş oluyor. Onun idrakıyla başlıyor. Yani aczini tamamlamış oluyor. Orada öyle demiştik ya. Aczini idraki insanın en son noktada aldanabildiğini de kabullenmesiyle tamam olur. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın aldığı ders. Oraya da bağlanalım buradan. İblis onu kandırdı. Bu ağacı yersen burada ebedi kalacaksın dedi cennette. Yani onunla aldatıldı Adem Aleyhisselam. Demek ki Adem Aleyhisselam da iblisle cennetten çıktığı olayı yaşamakla aldanabildiğini öğrendi. Sırrı imtihan bununla başladı. Ve imtihan süreci de zaten bize bunu öğretiyor. Biz aldanabiliyoruz. Müstakil olarak doğru kararları her zaman veremiyoruz. Aklımız her vakit, her şekilde hakikati bulur bir akıl değil. Sadece akıldan da ibaret değiliz. Bizim içimizde çok latifeler var. Bazen bunlar menfaatlerine olmayan şeyi menfaatlerine sanabiliyorlar. Hal böyle olunca bunun idrakı aslında alacağımız dersin özeti oluyor. Bakın özeti geldi, Eûzu'ya sığdı. İslam'ın o imtihanın sırrı geldi. Bakınız Eûzu'ya sığdı. Eûzu. Adem Aleyhisselam onu ders aldı. Cennetten çıkma hikayemiz öyle başladı. Biz de dünyada Eûzu dedikçe, Eûzu billahi mineşşeytanirracim dedikçe o dersi tekrar ediyoruz. Ceddimiz böyle bir şey yaşadı. Biz buradayız. Allah'ım farkındayız. Biz böyleyiz. Allah'ım farkındayız. Biz böyleyiz. İnsanlık yolculuğu boyunca bu sözün tekrarı, bu hakikatin imanı bizi inşallah dersini almışlar olarak tekrar cennete Cenab-ı Hakk'ın fazlu keremiyle iade edecek. Onun rahmetinden, kereminden bekliyoruz. Yoksa biz amelimizle o güzelliği hak edemeyiz yani. Daha üzerimizdeki nimetlerin hakkını vermiş değiliz. Yalap şap yapıyoruz ne yapsak zaten. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Namaz kılıyorsun ama kaçta kaçında aklın namazda kalıyor. 40 tane şey geziyor kafamızda. Bunlarla şimdi cennet gibi yer bunlarla kazanılır mı? Hakikate baksan kazanılmaz tabii ki de. Cenab-ı Hakk'ın fazla o yani. Bizim o bir altını getirsek de keremeden sultanımız o. O altın bahsine dönelim, namazla ilgili sözde 4. söz müydü? Herhalde oydu. Pekala.
aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Biz de evuzu ile onu yapıyoruz. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Bir ilacımız da buymuş. Fakat burada çok ilginç. Hani dün de biraz ona girdik. Bilmiyorum hakkını verebildik mi? Bugün biraz daha konuşmak ihtiyacı duydum ben. Talep ve duayı, yani talep ve dua, ondan sonra bir şey verilir. Ona kanaat edersin, şükredersin. Zamansal şey böyle gibi geliyor bize. Daha doğrusu bana öyle geliyor. Sanki bana bırakılsa ben öyle düşünürdüm. Dua ederim, talep ederim. Olur, olmaz. Ona göre şükrederim, kanaat ederim. Ama burada şükür, kanaat öne geçti. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua. Yani o niyetle talebin ve duan şekillenecek. Bu da onun edebi oluyor işte bence. Yani bu yüzden Üstad Hazretleri öne geçirdi. Kanaat ve şükür müminde bir şuur halinde bulunduğu için bu duasını da edeplendiriyor. Cenab-ı Hakk'a nasıl dua edilir? Allah'ım bunu nasıl vermezsin? Benim hakkım bu falan, böyle dua edilir mi? Edilmez haşa. Öyle bir dua olmaz yani. Edeple, kanaat etmeye, şükretmeye müheyya olarak dua edilir. Öyle dua Cenab-ı Hakk'ın yanında makbul olur. Teşrifatı tam yapılmış olur. Biz dualarımıza nasıl başlıyoruz? Evzu besmele çekiyoruz, salavat getiriyoruz. Neden? Bir takdimi var onun. Bir de üstelik ulaştığımız rahmetler var. Onu da hatırlıyoruz. Efendimiz'e edilen rahmet bize de edilmiş rahmettir. İstiğfar ediyoruz. Neden istiğfar ediyoruz? Hatanın bizde olduğunu da kabulleniyoruz. Bakın bunların hepsi bir teşrifat. Bir yolunu şey yapıyoruz, yani inşa ediyoruz. Durmamız gereken yeri tayin ediyoruz. Duada insan içinde nerede duracak? İçinde nerede durduğuna karar vermesi lazım insanın. Hesap sorarak dua olmaz. Veya Allah'tan tövbe haşa, sümme haşa, Allah'a racon keserek tövbe haşa, öyle bir dua olamaz yani. Önce içinde haddini bileceksin, yerini bileceksin, öyle dua edeceksin. Duanın ilk meyvesi de o zaten, sana haddini bildirmek. İçinde ne olduğuna karar vermek. Dua etmeyi bırakan insan ne olduğunu da unutmaya başlar arkadaşlar. Ben bunu kendi hayatımda da gördüm. Genelde böyle insanlara bakışımda da bunu tayin edebiliyorum. Dua etmeyi böyle boşlayan insan neliğinde şeye düşmeye başlıyor. Bir kibir, bir gurur böyle yeşermeye başlıyor. Çünkü gerekli hatırlatmayı içeriye yapmamış oluyor. İçeride bir ejderha var, çıkmayı bekliyor hepimizin içinde. Bir canavar var. Bir kurtulsam da diyor, şunu bir cehenneme götürsem diyor yani. Cenab-ı Hakk'a sen sensin, ben benim diyecek o nefis. Var yani, anlatılıyor hikayede. Cenab-ı Hak nefsi yaratmış. Sen kimsin, ben kimim demiş. Sen sensin, ben benim demiş. Ateşe atmış, çıkarmış. Sen kimsin, ben kimim. Sen sensin, ben benim demiş yine. En son Cenab-ı Hak onu aç bırakmış. Sen kimsin, ben kimim demiş. Sen demiş Rabbi Rahim'imsin, ben senin naciz kulunum. Hani orucun şeyini oradan söylüyorlar. Nefis ancak bundan anlar. Açlık ona çok çektirir. Gibi dua da aslında bir had bildirme olarak içimize bir terapidir. Hem dışa doğru hem içe doğru bir terapidir diyelim. Ve şükür ve kanaat da öncesinde duanın edebidir. Mümin onu bir hal olarak kendinde bulundurur. Onunla dua eder. İnşallah Cenab-ı Hak bizi de o sırra sahip eylesin. Şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Burada Rahim isminin neden geçtiğini de konuşmuştuk. Özel tecelliler manası Rahim isminde olduğu için ehadi tecelliler. Bireye özel, kalbe özel, kişiye özel, latifelere özel tecellilerin manası Rahim isminin gölgesinde Rahman'a kıyasla daha net okunduğu için Bediüzzaman bize birinci sözden itibaren bunu aşıladı. Böyle bir hikmeti olabilir. Allahu alem kaydıyla söyledik. Öyle mi? Evet. Bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin, cevad-ı kerim, ikramı bol ve cömert olan Allah yani. Burada ne olarak mana verilmiş? Çok cömert, ihsanı ve ikramı bol olan Allah. Söz basımda böyle vermiş. Misafir
tekrar şuradan alayım. Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakir ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Böyle bir Allah'a inandıktan sonra, böyle bir Allah'a asker olduktan sonra fakir, ihtiyaç niye yük olsun ki? Zenginlik olur. Belki fakir ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır, iştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını Allah'a gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Bu mesela fakr ile fahretmek, hani hadis-i şerif diye duydum ben. Fakirliğim fahrımdır. İşte bu manada. Övüncümdür yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiş. Fakirliğim övüncümdür. Bu herkese muhtacım, herkese el açıyorum, haşa, o manada değil. Allah'a karşı ihtiyaçlı olmaktan fahrediyor. Çünkü o ihtiyaçlar sayesinde Allah'ı tanıyor. O ihtiyaçlar sayesinde insanlarla etkileşime geçiyor. O ihtiyaçlar sayesinde zenginleşiyor. İnsan ihtiyaçları sayesinde zenginleşiyor. Ben cahilliğimi kabul etmezsem bana kim ne öğretebilir? Cahilliğimi kabul ettiğimde, ilmi bir ihtiyaç olarak gördüğümde, yoksunluğumu kavradığımda ben bir şeyler öğrenebiliyorum. Güçsüzlüğümü kabul etmediğimde, onu gücü bir ihtiyaç olarak görmediğimde kim bana yardım edebilir? Ne zaman ki onu kendimde görüyorum, güçsüzlüğü, ihtiyaç olarak gücü seziyorum, ondan sonra ben insanlarla etkileşime geçiyorum, yardım istiyorum. Yani beni zenginleştiriyor, başka insanların benim hayatıma, benim onların hayatına katılmamı sağlıyor. Mesela ya neşeli insanlar vardır çevrenizde. Hani sizde de keder varsa ya şunun yanına bir gideyim de biraz neşemi bulayım falan dersiniz, değil mi? Ya bak, o bile bir ihtiyaç ve bir etkileşim. Bu sayede insanlar birbirine gidiyor, selam yayılıyor, bereket oluyor. Daha şeyde öğreniyorsunuz o insanda. Onun renkleri sizin renklerinize katılıyor, sizin renginiz ona katılıyor. Bir bereket hasıl oluyor. Ben mesela internette takip ettiğim dersler var. En son Muhammed Şevket Gökşen Hoca'nın Buhari derslerini takip ediyorum. Allah selamet versin, Allah razı olsun. Ya öğreniyorum yani. Bilmiyorum onları, cahilim. Ama işte bak, o sayede ben o kaç tane hoca tanıdım bu sayede. Bunu idrakim sayesinde. Ya ben biliyorum zaten. Ya bize öğrettiler küçükken, Kur'an kursuna gittik biz falan filan. Gerçi gitmedik, kaçtık ondan da. Çok da kaçtık yani. Doğru düzgün öğrenemedik hiçbir şeyi. Ama yani idrakin arkasından, ihtiyaç idrakinin arkasından o zenginlik gelmeye başladı. İnsanlar arasındaki dayanışma artıyor. Birbirine ihtiyaç hissetmeyenler nasıl yani o dayanış şeyi sağlayabilirler, toplumsallığı sağlayabilirler. Alaaddin abim vardı, Siirtli, kulakları çınlasın. O mesela şeyi anlatırdı. Şafii mezhebinde biliyorsunuz Cuma'nın şartı galiba 40 kişi mi olması lazım, tam bilmiyorum. Hani cemaati, Hanefilerde 3 kişi olsa yetiyor galiba Cuma cemaati. Ama Şafiilerde 40 kişi olması lazım. Şimdi diyor, hoca bir toplanıyor, cemaat toplanıyor mesela, Cuma kılacaklar. Hoca bir bakıyor, sayıyor cemaati, 20 küsür. Yani köy, köylük yer, Siirt'te. Ondan sonra diyor, başlıyoruz diyor şeye. Orada diyor, iyi at binenler var diyor, 5 kişi, 6 kişi. Hoca diyor, onları gönderiyor. İşte yanlarda diyor, köylere yakın başka köyler var veya mezralar var. Tarlalar var, orada çalışanlar olabilir. Hoca gönderiyor, git tut getir. Kim varsa bulun getirin diye. O sayede diyor şey oluyor, hani normalde köylüler birbirini kollamıyor, pek kim nerede bakmıyoruz ama diyor Cuma günü mecburuz diyor. Çünkü o 40 kişi olmazsa o namaz olmuyor. Bakın Şafii mezhebinin bir inceliği, o kırsalda nasıl bir bereket bu. O sayede insanlar etkileşime giriyorlar. Cuma cemaatini oluşturmak lazım çünkü asgari bir sayısı var onun. İlahir. Bunun gibi ihtiyaç, bereket. İhtiyaç, bereket. Evet. Cenab-ı Hakk'ı da bilmemiz yine ihtiyaçlarımız sayesinde. Meleklerin ihtiyacı bizden belki daha az
ya da daha az renkli, daha az sayıda. O yüzden onların marifeti insanın marifetine göre eksik. Talim-i Esma hadisesinden de bunu biliyoruz. Pekala. Fakrın tezidi meselesi ha. Asıl onu konuşmak istiyordum ben. Ben bu fakrın tezidini çok düşündüm kendi dünyamda. İnsan fakrını nasıl arttırır? Yani şu an Ahmet 100 şeye muhtaç. Ahmet 101 şeye nasıl muhtaç olabilir ki? Yani bunu hep düşünüyordum. Üstad niye böyle bir şey söylemiş? İştaha gibi fakrın tezidine çalışmak. Allah Allah diyordum ya bu nasıl olabilir falan. Sonra şöyle bir idrake ulaştım. İnsan ihtiyaçlarının sayısını temelde arttıramıyor da, yani böyle bir şey mümkün değil. Varoluşa başlarken ihtiyacın 5 ise varoluşun sonuna kadar o kadar yani. Hani temel anlamda vücut, ruh, kalp. En özet şekilde ihtiyaç sayısı değişmiyor gibi. İnsan yine insan. Ama içindeki şuurda farklılaşmalar oluyor. Veya kendini koyduğun yerde farklılaşmalar oluyor. Onu da yine bir sunumda anlattığımı hatırlıyorum ama nerede anlattığımı şimdi aklıma getiremiyorum. Belki de kaydı vardır YouTube'da. Doğrusu TV111 mi ondan bile emin değilim yani. İnsan varlıkla veren el, alan el ilişkisinde kendini alan el gördüğü yeri arttırdığı zaman fakrını da arttırmış oluyor. Nasıl? Mesela şimdi sadaka veriyorsun değil mi? Siz de veriyorsunuz, ben de veriyorum bazen. Veya işte zekat veriyoruz, siz de veriyorsunuz yılda bir kere, ben de veriyorum. Şimdi onu verirken bir şöyle düşünmek var. İnsanlara işte yardıma ihtiyaçları var, onlara veriyorum falan. Bunlar da muhtaç insanlar, işte bende var, veriyorum falan. Bir böyle düşünmek var. Bakın burada siz veren elsiniz. Veriyorsunuz, o yüzden veren elsiniz ama... Asıl aslında zekatla alan kim? Veren de alıyor aslında zekatla. Nasıl? Cenab-ı Hak da sana zekat verebilmeyi veriyor. Cenab-ı Hak da sana sadaka verebilmeyi veriyor. Eğer Cenab-ı Hak o muhatabı, o ihtiyaçlıyı karşına çıkarmasa, sen de bu varlığı yaratmasa, sen o zekatı verebilir miydin? Veremezdin. Nasıl verecektin ki? Yani o vücudi olan şeyin varlığında senin tek bir hissen var. 100 hisseden bir hisse. 99'u sende değil. 99'u Cenab-ı Hak da o yaratıyor. Sen bir tek iradeni sarf ediyorsun. Bir irade sarfıyla olaya dahil oluyorsun. Bunu idrak etmek, yani zekatı verirken de verilenin sen olduğunu anlamak, namazı kılarken de alanın sen olduğunu anlamak, oruç tutarken de alanın sen olduğunu anlamak, yani bütün her şeyi de alıcı konuma geçmek, bütün elleri veren el kılmak karşındaki, kendini alan el kılmak içinde. Veren elin üstünlüğünü kabul edip alan el olarak kendini aşağı indirmek. İşte o zaman insan fakrını da tezide etmiş oluyor. Yani onun idrakini ziyadeleştirmiş oluyor. Olgunlaşmış oluyor onda. Bana öyle geliyor ki ehli tasavvuf da hani seyri sülukunda buna çalışıyor. Yani bunu olgunlaştırıyor kendi içinde. Zaten İslam'ın içinde de bu var. Sen alan elsin kardeşim, bir şey yaratmadın. Yoktan bir şey var etmedin. Sana bahşediliyor. Sürekli alıcı konumundasın. Öyle durduğun zaman, öyle düşündüğün zaman iyice kendini sıfırlamış oluyorsun. Varlık iddiası olarak. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın gayret ettiği dediği yerde elbette varsın. Cihad et dediği yerde cihad ediyorsun. Konuş dediği yerde konuşuyorsun. Geri durmuyorsun. Müslüman var olması gereken yerde var olur elbette ama içinde o varlığı kime veriyorsun? Nereye atıyorsun? Kendini almıyorsun. Emanetçi kılıyorsun kendini. O da senin fakrını yükseltiyor. Şöyle düşünüyorum yani bu idraki insan ne kadar kendinde yükseltirse o kadar olgun oluyor o insan toplum içinde. Durduğu yeri iyi biliyor. Veya çevresindeki insanlar diyorlar ki bak ne oturaklı ne düzgün bir adam, ne kadar şey, olaylara yaklaşımı dengeli. Dikkat ediyorum yani bu idrak zenginleştikçe adam kemale eriyor, oturuyor. İnsanı kamilin böyle olunuyor. Yok adam işte ben yaptım, küçük dağları haşa ben yarattım, ben ettim, ben var ya ben bilmem ne. Bu ayakta olursa bir insan ya da
tümden olmasın da terk edemediği yerler olsun. Bu da hamlık olarak gözüküyor karakterinde. İnsanlar da bunu hamlık olarak tayin ediyorlar. Herhalde Cenab-ı Hakk'ın katında da bu hamlık olarak geçiyor. Çünkü onun mülkünü almış oluyorsun kendine. Ya ben olmasam bu işler dönmezdi ya. Bak çevrendekiler nasıl şey yapıyor senden? O işi mesela 100 kişiyle beraber yaptın. Dedin ki bu iş ben olmasam dönmez. 99 kişi sana nasıl bakar? Ya derler şuna bak. Bütün şeyi üstüne aldı. Halbuki alt üstü bir hissesi var. Veya son adımı attı. Bir golcü mesela çizgide bekliyor. Takım paslaşıyor, pres yapıyor, bilmem ne, topu kazanıyorlar. O orada beklerken top ona geliyor, vuruyor, gol oluyor. Ben olmasam maç kazanılmazdı. Acaba? Yoksa sen sadece olman gereken yerde mi oldun? O hisseden bir parça hissen mi var ya, yani o şeyden, topyekün fiilden çok küçük bir hissen mi var acaba? Bu çok küçük hisse idraki artarsa fakr da artmış oluyor. İnsan ihtiyaçlı olduğunu sezmiş oluyor. Bir de ikinci bir şey, nasıl arttırılabilir fakrın teziydi. İşte yine bir idrak olarak şunu sezebiliriz. Eksik olduğumuz alanlar var. Olgunlaştıralım burada kendimizi. Mesela ilim, üstad diyor, ilim vehmi tard eder diyor. İlim vesveseyi tard eder diyor. Vesveseydi galiba, vehim değildi. Yani bilmediğim bir mevzu mesela. Sana sürekli şüpheli şeyler naklediyorlar. Ya bu mevzu neymiş, şöyle bir açayım kitaptan okuyayım dediğin zaman ne yapıyorsun? Onu kovmuş oluyorsun, o vesveseyi, işin özünü, esasını öğrenmiş oluyorsun. İslam'da bunun çerçevesi neymiş? İdrak etmiş oluyorsun. Ama o idrak için ihtiyacı hissetmen lazım. İşte Müslümanın böyle mevzularda da ihtiyacını hissetmeyi arttırması lazım belki. Ya şöyle bir alan varmış, bu alanda işte şöyle şunlar varmış. Müslümanlar da orada var olsun. Buna da ihtiyaç hissedelim. Ha, helal dairesi tabii. Meşruiyet dairesinde söylüyorum bunu. Veya şunlar şunu üretmişler. Müslümanlar da üretmesi lazım. Buna ihtiyaç hissetmek. Etkileşim arttıracak, bereket arttıracak bir şey. Belki bu da bu fakrın tezdidinde olabilir. Hem de insanı gayrete getirir, harekete getirir. Belki bu da üstadın kastettiği manalardan birisidir diyorum. Devam edelim, biraz daha ilerlemiş olalım. Çok az ilerledik. Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır, iştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Çünkü o olgunlaştırıyor. İnsanı doğru yere, vaaz edildiği yere, tevazu göstermesi gereken yere yönlendiriyor yani. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ya burada da tabii yine bir çerçeve, Üstad Hazretleri hemen altta toparladı onu. Ya herkese el açayım, herkesten şey yapayım böyle melami meşref falan öyle değil. Ya müminlere karşı izzetli, yani çevresine karşı izzetini, insanın asgari gereken izzetini koruyacak bir durumda olacaksın. Sadece Cenab-ı Hakk'a karşı kendini şey hissedeceksin. Ha, insanlara karşı ne zaman elini açacaksın? Onda bir ilim var, alman lazım. Gene insaniyet izzetini koruyarak o insandan o ilmi talep edecek yolları, yöntemleri deneyeceksin elbette yani. Ama insaniyeti yaraşır izzeti korumak lazım. Bu önemli bir şey. Oradan taviz vermemek lazım. Karşındakini emanetçi olarak da görmek lazım. Allah ismi kesilmeyen kurbanları yemeyiniz emri var ya Kur'an'da. Üstad Hazretleri onu biraz daha geniş anlıyor. Allah deyip vermeyenden almayınız diyor. Besmele bahsinde gördük onu. Bunun gibi yani o adamda o şey yoksa, kendine pay biçiyorsa, Allah demiyorsa ona hadde bildirmek lazım. Yani senin bu işin emanetçisisin. Sen böyle hani ahkam kesemezsin, racon kesemezsin, üst davranamazsın. Vereceksen ihtiyacım var. Ama onunla üstünde bana artistlik yapma, bunları veren Allah'tır. Demek lazım bu karşımızdakini de olgunlaştırır. Önceki nasıl bizi olgunlaştırıyordu? Kendimizi ihtiyaçlı görmek. Bu tavrımız da karşımızdakini olgunlaştırır. Şımarmasını engeller. Haddinden fazla iddialara girmesine mani olur. Özellikle ve siyaset dairesinde görevi olan, amiri olan,
yönetimde falan böyle yüksek yerlerde. Hani böylesi arkadaşların daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu dengeye ki yukarıdakini de hizada tutsunlar. Ha, elbette yukarıdakiler biz şey görmüyoruz. Hasmımız değiller, düşmanımız değiller. Onlar da bir hizmette bulunuyorlar ama o insanın hizmetkar olduğunu ona hissettirmek lazım. Çok da böyle konumunu şaşıracağı bir noktaya itmemek lazım. Üstad Hazretleri bu dersi de sık sık Risale-i Nur'da veriyor. Evet. Fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Fakrın tezyidi böyle olmaz yani. Ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirine imtisal ve nevahisinden içtina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez, onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Bugün de birisiyle böyle bir tartışmaya girdim. Ya şöyle bir durum var şimdi. Seküler kesimde, dünyevi ehli dünya kesimde şöyle bir kafa oluşmuş. Sanki onlar böyle üst bir yerdeler. Dindarlara dini de onlar öğretiyor. Bakın, yani dindarlar nasıl dini düşünmeli, dinin içinde nasıl hareket etmeli, onu da onlar tayin ediyor. Halbuki Müslümanın Kur'an'ına, sünnetine, düşünce dünyasına baktığın zaman Allah'a, peygambere iman etmeyen bir insanın ya da İslam'a iman etmeyen bir insanın fikirsel ağırlığı nedir? Hiçtir yani. Sözünün bir değeri yoktur ki. Bizim bilgi hiyerarşimizde öyle birisinin tayin ettiği raconun veya hakemliğin bir hikmeti yok, ehemmiyeti yok. Adam diyelim müşrik. Geliyor bize namaz kılıyorsunuz ama şuna dikkat edin. Senin bu işte bir şeyin yok ki, dahlin yok ki. Yani bir bize ayar verebilecek gücün yok senin. Senin sözünün bizim şeyimizde, bilgi hiyerarşimizde yeri yok yani. Senin hiçsin, sözünün de kıymeti yok, senin de kıymetin yok bizim için. O anlamda. Ama bunlarda bu sıralar böyle bir şey var, böyle onu da öğretiyorlar bize. Buna kanmamak lazım. Burada diyor Üstad Hazretleri, fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Sen iyi bir edebiyatçı olabilirsin, iyi bir felsefeci olabilirsin, fizikçi olabilirsin, kimyacı olabilirsin, tarihçi olabilirsin. Bilmiyorum hani başka bir bilim dalında da ihtisas sahibi olabilirsin. Ama senin sözün o alanlarda geçer. İslam alanına girmemelisin. Hani buralarda da böyle bize hat bildirmek, ayar öğretmek haddin değil yani, girme. Zaten kıymetin yok yani bizim şeyimizin içinde. Hiyerarşimizin içinde bir kıymetin yok senin. Bağlayıcılığın yok. Ama bunlarda bu hastalık var bu sıralar. Hep ayar verip duruyorlar yani. Onu da onlar öğretiyor. Ne dünyayı bırakıyorlar ne dini bize bırakıyorlar. Dünya zaten onların olsun da dini de bize bırakmıyorlar. Orada da bu diyor yapılır mı ya diyor, bu da şunu yanlış yapıyorsunuz falan filan. Abi sen ne biliyorsun ki ya? Bir Fatiha oku desen okuyamazsın belki. Nedir bu böyle yukarıdan iş öğretmeler? Yani sizin hakemliğiniz bizim için ne geçerli yanı var yani? İlginç işler. Evet. Yani bize bu noktada ayar verecek olan öyle birisi olacak ki rıza ilahi kazanmış olacak kesin. Biliyor yani o yolu. Bizim yaptığımızın da yanlışlığını kesin ispat edecek. Öyle verebilir. Bu da o değil. Onlar değil yani bunu yapabilecek olanlar. Bunlar onu kabul etmiyorlar ki. Bir daha okuyayım bu paragrafı da ondan sonra bitireyim. Daha uzatmayayım. Ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Yani biletimiz bizim yolculuğumuzu selametle tamamlamamızı sağlayan şey başta namaz. Bakın üstad giderek dallandırıyor. Bir usulü var. Birinci sözden yedinci söze gelirken iş nasıl dallandı? Allah'ın adını almaktan başladı. Şu an edai feraiz ve terki kebair mevzularına geldik. Ama bu aşama aşama oldu. Birden oraya gelmedi yani. Önce imanı inşa etti. Temel şeyleri inşa etti. Ondan sonra geldi bu noktaya.
Başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet. Bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla. Bizim sözünü kabul ettiğimiz adamlar bunlar. Ehli ihtisasımız, kendi ehli ihtisasımız. Ve müşahede, yani evliyaullah. Ve bütün ehli zevk ve keşf, yine işte arifler, dervişler, Allah hepsinden razı olsun, İslam büyükleri yani. Biz onlardan alırız bu işin raconunu, bu işin usulünü. Sen istediğin şeyin profesör olabilirsin yani, bu hiyerarşide bir yerin yoksa senin sözünün de bizim için bir ehemmiyeti yok. Oraya önce talip olman lazım. Müslümanlara bir şey öğreten adamın ilk önce İslam'a talip olması lazım. İslam'a talip olmayan Müslümanlara bir şey öğretemez. Arkadaşlar, bunu hepimiz böyle dünyamızda, kafamızda yerleştirelim yani, yerleşsin. Bu bir şey olarak kalsın bizde. İslam'a talip olmayan adam Müslümanlara bir şey öğretemez. Böyle bir şey hakkı yok. Sen önce gireceksin bu yola. Gireceksin, ondan sonra göreceğiz bakalım. Öğretiyor musun, öğretemiyor musun? Seni biz sınayacağız. Biz seni İslam'da sınayacağız. Ondan sonra sen Müslümanlara bu sözü söyleyebileceksin. İlâ ahir. Evet. Bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla, yani Allah dostlarının ittifakıyla diyelim, o uzun karanlıklı ebedül abad sonsuzluk yolunda zat ve zahire, yani gerekli azık ve yiyecek, içecek ihtiyaçlar, ışık ve burak, yani hem aydınlık hem de bineğimiz. Burak neydi? Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren binekti. Ancak Kur'an'ın evamirine imtisal ve nevahisinden iştinab ile elde edilebilir. Yani bu işin, iş bilenleri bu işin raconunun Kur'an'dan geçtiğini söylüyor. Racon kelimesini de affınıza sığınarak kullanıyorum. Yani kardeşim, arıyor musun burada bir şey? O zaman Kur'an'a uyacaksın. Hani Kur'an derken de hep diyorum, Ehl-i Sünnet ulemanın Kur'an dediği her yerde sünnet içinde mündemiştir. Çünkü onlar Kur'an'la sünnetin tokuşturulduğu bir devir görmediler.